Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Ramazan şerbeti yapacağım. Tariflerim burada. Benim yapacağım 4 litre sudan oluyor. 2 litresi suyu, 2 litre suyunu döktüm zaten daha önceden. 2 litre suyu da burada. Siz görün diye bunları sonradan dökmek istiyorum. Tarifini de vereceğim size. Aktar'dan bir hibiskus diye bir tane ot aldım. Aktar'dan alınıyor o ot. Hibiskus. Ben 10 liralık aldım. Bu kadar ediyor 10 liraya. Bu kadar ve bir avuçta fazla. Nar çiçeği aslında bu da. Hibiskus diye geçiyor. 4 litre suyumuzu döktüm. 2 tane çubuk tarçın kullanacağım. Aktar'dan aldım bunları da. 10 tane de 10 adet karanfil kullanacağım. Onu da döküyorum. O hibiskus 1 avuç. Tam göstereyim size. 1 avuç hibiskus otundan atıyorum. İki bardak şeker. Ama fazla da koyabilirsiniz. Biraz da eksik de olabilir. Size kalmış şekeri artık. Ben 2 bardak döküyorum. Bir adet limonumuz var. Bir adet limon sıkacağım. Bunun hepsini 10 dakika güzel bir kaynatıyoruz. Çekirdekleri gitsin, zaten süzeceğiz ya bunu. Kavanozlara koyarken süzmemiz lazım. Daha önceden sıkmadım ben, siz görün diye. Bir adet limonumu da sıktım. Bunu şimdi 10 dakika kaynatacağım. Ocağımızı yakalım. Bu kaynamaya başladım. Tam 10 dakika kaynıyor. Daha sonra kapatıyoruz. Soğuyunca kavanozlara çekiyoruz. Tarifimizi ben tekrar söyleyeyim. 1 avuç hibiskus otu, 2 adet çubuk tarçın, 10 tane karanfil. 10 tane de olur, 7-8 tane de olur. 1 tane de limon. Bu tam 4 şişe oluyor. Yani 4 kilo oluyor. 4 litre. Pardon. Bir litre suyun birini ben sıcak döktüm daha çabuk kaynasın diye. Tam ölçerek yaptığım için. Arkadaşlar şerbetim kaynamaya başladı. Tam 8 dakika kaynadı. Son 2 dakikayı da size göstermek istedim zaten. Kaynadıkça bu kıvamı aldı. Bakın. Çok güzel oldu. Burcu burcu da kokuyor. Tarçının kokusu, karanfilin kokusu da geliyor. Tabi bana geliyor, size size değil de. Kaynarken de göstereyim size. Son aşama, bunu bir de süzüp kavanoza koyacak. Dolapta da 2-3 gün durabilir. Fazla durmuyor da 2-3 gün dursun. İçmek isteyenlere nasıl içerseniz. Ben siz görün diye karıştırıyorum. Durmadan karıştırılmaz da. Rengini görüyor musunuz?
böyle bordo kırmızı oldu. Ben size bir kepçeyle göstereyim. Bakın rengine. Attığım çiçekleri görüyor musunuz? Rengine hale geldi. Rengi tamamen çıktı ya. Kıpkırmızı attıydım. Bu renk oldu bak. Saatimize bakalım bir de. Tam 10 dakika oldu. Şimdi kapatıyorum altını. Altını kapattım. Ama tarçın da kaldı. Evet. Bunu birazdan süzeceğim. Kavanozlara dökeceğim. Onu da göstereceğim size. Soğumaya alıyorum şimdi. Arkadaşlar süzme işlemimizi ben yapmadım. Çünkü tavanına çöktü. Bir tanesini doldurdum cam kavanozlara. Diğerini de dolduruyorum. Siz görün diye bunu beklettim biraz. Sıcak daha çok. Bayağı da. Dediğim gibi şekerini siz ayarlayabilirsiniz. Az şekerli istiyorsanız az dökersiniz. Çok şekerli istiyorsanız ben 2 bardak döktüm. Siz de 2,5 bardak dökersiniz. Ama şu satın alınanlardan çok 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 iyi. Hem nasıl yaptığınızı biliyorsunuz. Hem içine ne kattığınızı, ne koyduğunuzu biliyorsunuz. Çok süper bir tadı vardır daha. Kayra öyle diyor. Anne çok süper olmuş diyor. 2 tane daha şişelerimiz var. Tam 4 litre, litreydi ya. Bunlar plastik olduğu için bunlara soğuyunca koyacağım. Bunların da ağzını kapatalım. Soğuyunca dolaba koyarız. Arkadaşlar kanalıma abone